Söz konusu frikikten gol atmak olunca dünya futbolunda akla ilk gelen isimlerden bir tanesi o. Avrupalıların deyimiyle Pierre Havayolları, Fenerbahçelilerin kendisine taktığı lakapla Aziz Pierre, benimse reklamdan gelme lakabıyla en sevdiğim Pierre Pare. Bu hafta sizlere Pierre Van Hooijdonk'u anlatıyorum. Pierre van Hooijdonk 29 Kasım 1969'da Hollanda Stembergen'de dünyaya geldi. Faslı olan biyolojik babası van Hooijdonk daha doğmadan önce annesini terk etti. Stembergen yakınlarındaki küçük bir köy olan Velberg'de büyüdü. Velberg'in genç takımlarından birinde oynarken Hooijdonk gelecek için büyük hayaller kuruyordu. O yaşlardayken en sevdiği takım NAC Breda'ydı. 11 yaşındayken gözlemcilere açık olarak yapılan bir antrenmanda Breda gözlemcileri tarafından beğenildi ve hayalini kurduğu takıma transfer edildi. O yaşlardayken sağ açık olarak oynuyordu. 14 yaşına geldiğinde takımdan ayrılıyor, Rosendal takımına katılıyordu. Mali sıkıntılar yaşayan Rosendal genç oyuncularına A takımda yer vermek zorunda kalıyor, bu da Hooijdonk için yeni bir şans anlamına geliyordu. Önce yedekten gelerek 3 gol atıyor, ardından takımın ilk forveti sakatlanınca sezonun ikinci yarısında maçların çoğunda sahada yer alıyor, 32 maçta 6 gol ile sezonu kapatıyordu. İlk profesyonel sözleşmesini de kısa bir süre sonra bu takımla imzalıyordu. Van Hooijdonk 37 maçta 27 gol atarak takımın kilit oyuncusu haline geldiği sonraki sezon büyük etki yarattı. Eski kulübü Breda ve birkaç kulüp onu yeniden yakından izlemeye aldı. Zaten sonrasında da eski kulübü Breda'ya geri döndü. Breda, eski oyuncusunu transfer etmek için 400 bin gulder bonservis ödüyordu. Hooijdonk, yeniden döndüğü takımında bu sefer duruma hem pozitif bakıyor hem de kalitesini gösterme konusunda kararlıydı. 1993 yılında Breda'nın Eurodivize yükselmesinde en çok katkısı olan isimlerden biri oldu. Aynı zamanda 1994 yılında Hollanda milli takımında da forma giymeye başladı. O sezon üst üste 11 Eurodivize maçında da gol atma başarısı gösterdi. 1994-95 sezonun devre arasında İskoç ekibi Celtic, Breda ile anlaşıyor ve Van Hooijdonk için yeni bir serüven başlıyordu. Breda kariyerinde 115 maçta 81 gol atarak önemli bir performansı imza atmıştı. Pierre Van Hooijdonk Celtic ile ilk lig maçına 11 Ocak 1995'te Hampden Park'ta Hearts karşısında çıkıyordu. Çarpıcı bir gol atarak yeni takımına merhaba diyor, ilerleyen haftalarda da Celtic taraftarının sevgilisi oluyordu. Öyle ki Van Hooijdonk gelmeden önce Celtic tam 6 yıldır hiç kupa kazanamamıştı. Mayıs 1995'te İskoçya Kupası'nda takımının tek golünü atarak bu özleme son veriyordu Hooijdonk. Celtic'teki ikinci sezonunda yani 95-96 sezonunda olağanüstü bir performansla 26 lig maçında 32 gol attı. Özellikle serbest vuruşlardaki mahareti herkesi büyülüyordu. Fakat Hooijdonk'un efsane performansına ve teknik direktör Tommy Burns'un oynattığı çekici futbola rağmen Celtic sezonu şampiyon olamadan tamamlıyordu. Celtic'teki üçüncü sezonu ise ilk sezonlara göre daha sıkıntılı geçiyordu. Kulüp başkanı Fergus McGinn ile aralarındaki tartışmadan dolayı sık sık yedek kulübesinde kalıyor. Bu sebeple Hollanda milli takım menajeri Gus Hiddink de düzenli oynayamadığı sürece onu kadroya alamayacağını söylüyordu. 1996-97 sezonun sonuna doğru kulüple yeni sözleşme görüşmelerinde ücret konusunda anlaşamıyor, kendisine teklif edilen haftalık 7000 pound'un evsizlerin yaşaması için yeterince iyi olabileceğini ancak uluslararası çapta bir forvet için uygun olmadığını söyleyerek ve 84 maçta attığı 52 gollük bir Celtic kariyerini geride bırakarak Celtic'ten ayrıldı. Hollandalı golcünün bir sonraki adresi İngiltere oluyor ve 4,5 milyon sterline Nottingham Forest'la anlaşıyordu. Hooijdonk takıma katıldığında Nottingham düşmemeye oynayan bir takım hüviyetindeydi ve herkes ondan takımı yukarı çekmesini bekliyordu. Ama beklenen olmadı.
ligdeki son 8 maçında sadece 1 gol atabiliyor. Bu maçlardan sadece birinin kaybedilmesi, diğer 7'sinin beraberlikle bitmesine rağmen Forest ligden düşüyordu. Bu sonuç, Pierre'in gelecek sezon için çok daha erken kararlar almasına sebep oldu. Takımı yeniden Premier Lig'e taşımak için gereken her şeyi yapma konusunda kararlıydı. Takım arkadaşı Kevin Campbell ile birlikte iyi bir ikili oluşturarak ligi zirvede tamamlıyor ve yeniden Premier Lig'e çıkıyorlardı. O sezon Højlund 34 gol, partneri Campbell ise 23 gol atıyordu. Milli takımda da yeniden düzenli olarak forma giymeye başlamış, 1998 Dünya Kupası kadrosunda da kendisine yer bulmuştu. Kupada Güney Kore'ye karşı yedekten gelerek de bir gol attı. Dünya Kupası'ndan döndükten sonra Nottingham'da söz verilen kadro güçlendirmesinin yapılmaması, partneri Kevin Campbell'ın Trabzonspor'a satılması, takım kaptanı Colin Cooper'ın Middlesbrough'a gitmesine izin verilmesi, onun takımı olan inancını kaybetmesine sebep oldu. Transfer için kulüp yönetiminden izin istiyor ama bu istek reddediliyordu. Højlund sezon sonunda aslında takımdan ayrılma ihtimalinin olduğunu fakat kendisine takıma takviye yapılacağına dair sözler verildiği için kaldığını ama verilen sözlerin tutulmamasından dolayı artık oynamak istemediğini açıklıyordu. Bu olaylar karşısında grev kararı aldı ve eski kulübü Brede ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Højlund'un bu davranışı öncelikle takımın menajeri Dave Bassett'tan ve sonra takım arkadaşı Steve Stone tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. Højlund ve yönetim arasındaki bu çekişme Kasım ayına kadar sürmüş, takım bu süreçte çıktığı 9 maçta galibiyet alamamış, yeniden düşme potasına girmişti. Takıma geri dönen Pierre, ligin geride kalan döneminde 19 maça çıktı, 6 gol attı. Attığı ilk golde takım arkadaşları Højlund'a gitmek yerine asisti yapan Scott Gemmel'e giderek onu kutladılar. Forest ligi sonuncu tamamlıyor, Højlund ise o dönem aldığı kararlar hakkında 2015 yılında verdiği bir röportajda ''Şimdi olsa olayı farklı bir şekilde ele alırdım.'' diyerek greve gitmekten yana duyduğu pişmanlığı belirtiyordu. 1998-99 sezonu sonunda 3,5 milyon sterlin bonservis ücretiyle birlikte Hollanda takımlarından Vitesse ile anlaştı. Bir sezon formasını giydiği Vitesse'de 25 gol atarak takımın UEFA Kupası'na katılmasında büyük pay sahibi oldu. 2000 yılında ise bu kez Portekiz Ligi takımlarından Benfica ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İlk sezonunda 19 gol bulan Højlund, Forest'ta yaşadığı yönetim sorunlarını burada da yaşadı. Takım bir sezonda 3 kez teknik adam değiştiriyor, kulübün yeni başkanı Højlund ile sorun yaşayınca onu ikinci takıma gönderiyordu. Bu olayların ardından transfer listesine kondu ve ülkesinin takımlarından Feyenoord'la anlaştı. Sorunlu bir futbolcu olarak geldiği Feyenoord'da adeta bir efsaneye, bir kahramana dönüşecekti. Takımın 2001-2002 sezonunda finalde Borussia Dortmund'u yenerek kazandığı UEFA Kupası'nın bir numaralı mimarı tabii ki Pierre van Højlund olacaktı. Finalde 2 gol atan Hollandalı, önceki turlarda da performansıyla Feyenoord'un, Freiburg, Rangers, PSV Eindhoven ve Milan'ı elemesine yardımcı oldu. Finaldeki rakibi Dortmund'un kalesini koruyan ve daha sonra Arsenal'de de oynayan kaleci Lehmann, Højlund için frikik için topun başına geldiğinde aslında nereye vuracağını biliyordum. Kafama önceden yazmıştım. Topu tahmin ettiğim şekilde ve tahmin ettiğim yere vurdu. Ve ben yine de golü engelleyemedim, diyordu. Hollanda devi Feyenoord'da 126 maça çıkan frikik ustası 72 gol atıp 14 asist yaptı. Oynadığı takımları 2. ligden 1. lige çıkarsa da, UEFA Kupası kazansa da hala önemli bir lig şampiyonluğu yoktu kariyerinde. Feyenoord'da gösterdiği performans tabii ki Avrupa'nın diğer büyük liglerinde de konuşuluyor. Özellikle Tottenham onu isteyen ciddi kulüplerden biri oluyordu. Onunla ilgilenen bir diğer takım da Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçeliler yakın markajda Højlund'u ikna etmek üzereyken ezeli rakip Galatasaray devreye girdi. Cimbom'un transferi bitirdiği haberi yayılınca Başkan Aziz Yıldırım gece 3.30'da teknik direktör Daum'u da yanına alarak özel bir uçakla Kurtköy Havalimanı'ndan Rotterdam'a uçtu. Nakit parayı masaya koyarak Højlund'u Fenerli yaptı. Hollandalı star da 12 Temmuz'da İstanbul'a geldi.
34 yaşındaki futbolcu ilk sezonunda takımının gol yükünü çekerken attığı frikik golleriyle tribünlerin de kendisine hayran olmasını sağlıyordu. Hollanda milli takımında da giydiği 17 numarayı Fenerbahçe'de de tercih ediyor. Ligde 34 maçta attığı 24 golle Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyordu. Kariyerindeki ilk lig şampiyonluğuna da kavuşmuş oluyordu. Çok sevdiği Fenerbahçe taraftarı ona Aziz Pierre lakabını taktı. Türkiye'de oldukça sevilen ve reklam filmlerinde de yer almaya başlayan Pierre Van Hooijdonk, özellikle Cola Turca ile çekilen reklamlarda taraflı tarafsız bütün futbol severlerin sevdiği bir isim haline geliyordu. Hello baba, ne yapıyorsun? Oh Pierre Parim, ben iyiyim, sen nasılsın? Baba, çok üzüldüm ya. Ben de seni çok özledim. Baba, dolar düştü mü? Ya neler soruyor, bırak doların düşmesini. Baba, bedelli çıktı mı? Sordu ne baba? Oh, büyük çıkıyor. Baba, nasılsın? Hala Pierre. Olay buruk baba. Bu ne? Ayağını şık oldun. Yakıştın baba. Maşallah. Ayağını şık abimizdi. İkinci sezonunda Alex'in de takıma katılmasıyla birlikte ve geçirdiği sakatlık sonrası aldığı süreler azalan Pierre, buna rağmen 19 maçta oynayıp 8 gol 2 asist üretip Fenerbahçe'nin yine ligi zirvede tamamlamasına yardımcı oldu. Özellikle oynadığı 2 sezonda teknik direktör Daum'u eleştiren açıklamalarıyla da gündeme gelen Hollandalı sezon sonunda takımdan ayrılıyor, belki de ayrılmak durumunda kalıyordu. 2005 yılı yaz transfer döneminde eski takımı Breda'ya geri döndü ve sezonun ilk yarısında 17 maçta oynayıp 5 gol buldu. Kış transfer döneminde bu sefer diğer eski kulübü Feyenoord'la anlaştı. Burada 1,5 sezonda 37 maça çıkıp 8 gol attı. 13 Mayıs 2007 tarihinde de son kez Feyenoord forması giyerek futbol kariyerine nokta koydu. 18 sezonda 550 maçta attığı 335 gol ile güzel bir kariyeri geride bırakıyordu. Pierre Van Hooijdonk'un milli takım kariyerine de bakacak olursak aslında şanssız bir isim olduğunu görüyoruz. Hooijdonk'un şanssızlığı kariyerin ilk yıllarında milli takımda Van Basten, Gullit gibi ustaları geçip şans bulamamasıydı. Son 7-8 yıllık dönemde ise Kluivert, Nistelrooy gibi starlar ön planda oldu. Gerçi Hooijdonk'un golcü özelliği hep baki kaldı. Ama sonradan geliştirdiği birçok özelliği de o zamanlar haliyle biraz eksik kalmıştı. Uzun boyunun yanında o zamanlar sadece 78 kilo olan Pierre'in bacakları biraz cılızdı ve mücadele gücü eksikti. Düzenli bir çalışmanın ürünü olan frikik golleri ise ilk zamanlar sayıca azdı. Her şeyden önce tecrübesizdi. 1998 Dünya Kupası, 2000 ve 2004 Avrupa Kupası'nda Hollanda milli takımıyla mücadele etti ve milli forma altında 46 maçta 14 gol kaydetti. Tüm zamanların en iyi frikikçilerinden biri olarak kabul ediliyor Pierre Van Hooijdonk. Gittiği her takımda attığı frikik golleriyle en iyi frikik kullanan futbolcular arasında isminin anılmasını sağlamıştı. Özellikle Türkiye'de oynadığı dönemde topun başına o geçince rakip takımlar farklı çözümler bulmaya çalışır, hatta baraj kurmamayı bile denemişlerdi. Buna da çözüm bulan Hooijdonk, barajı kendi takım arkadaşlarından kurmuş ve yine golünü atmayı başarmıştı. Gus Hiddink'in milli takımımızın başına geçtiği dönemde onun isteğiyle Hooijdonk'a antrenörlük teklif edilmiş, A2 milli takım sorumluluğu ve Hiddink'in yardımcılığı görevlerine getirilmişti. Pierre Van Hooijdonk hakkında hazırladığım hikayeyi umarım beğenmişsinizdir. Bu hikayeyi hazırlarken aslında biraz zorlandım. Sağlık sorunları, gece geç saatlerde çalışmalar derken bir hafta ertelemeli de olsa sizlere sunmayı başarabildim sonunda. Umarım beğenmişsinizdir. Video sonundaki sorumuza da gelecek olursak, sizce Türkiye'de en fazla 2 sene oynayıp da iz bırakan futbolcular hangileri olmuştu? Cevaplarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.